...Geylani Hazretleri diyor ki... ...şunu nefsine kabullendir bak... ...nefs istemez hiçbir şeyi kabul etmeyi... ...sen diyeceksin ki nefsine... ...ben seni kabul etmiyorum... ...senin düşüncelerini... ...her şeye hükmeden bir ilah vardır... ...onun iradesinin dışında bir şey olmaz... ...buna aykırı her halini... ...ben inkar ediyorum de nefsine... ...kabul etmiyorum... ...Allah'ın sevdiğini sevmeye çalış... ...kızlığına kızmaya çalış... ...Allah'ın iradesine teslim ol... Ondan sonra her şeyden sıyrıldıktan sonra Allah sevdirecek. O sevdiklerinde ziyan yok o zaman diyor. Bak burası çok önemli. Şimdi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif buyurdu. Oradaki bir kelimeyi atlamamak lazım. Ne buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimizin her kelimesi zaten. Her hecesi ulu bir ders. Unutmayın. Hubbibe <laughs> kelimesi bakın. Hubbibe. Min dünyakum salas. Sizin dünyanızdan diyor. Üç şey ben sevdim demiyor Resul-i Ekrem. Hubbi be diyor sevdirildi bana. Burayı atladık mı işler karışıyor. <laughs> Efendimiz sevdi gibi düşünüyorsun o zaman. Fena makamını oradan kenarıya atmış oluyorsun. Bir kelimenin manasını yanlış verdin mi? Yedi kat göğün sırrına balta vurmuş olursun yani. Bana sevdirildi. Ben Allah'ın huzuruna. Ubeydullah Hazretleri biraz önce anlattı ya. Allah'ın huzuruna benliğimden sıyrılarak çıktım. Allah'ın azametiyle titredim. Yalvardım kırık dökük kalbim ile. Masiva denilen her şey silindi gitti kalbimden. Heh, bu noktaya geldikten sonra işte hubbibe geliyor. Sevdirildi. Kim sevdiriyor? Allah sevdiriyor yine. Neyi sevdirdi? En kadınları sevdirdi bize Rabbimiz. Diyor Resul-i Ekrem. Sonra ve tib, güzel koku ve kurratu ayni fi salah ve göz sevincim yani beni deli gibi mutlu eden bir şey var o da namaz. Hubbibe <laughs> sevdirildi. Sen işte benliğinden sıyrıldıktan sonra o ilahi okyanusa daldıktan sonra diyor Geylani Hazretleri Peygamber Zişan'ın buyurdu bu sır üzerine sana da sevdirilecek. Ondan sonra sevdirilenin ziyanı yok. Neyse Allah katından sevdirilen neyse ziyanı yok. Ama o zamana kadar ben şunu sevdim, ben bunu sevdim dediğinde nefs araya girer, işler karışır. Onun için bizim yapacağımız o oh, Ubeydullah Arazi dediği müthiş not nedir o? Benliğinden sıyrıl. Benliğinden sıyrılmadan neye adım attıysan oraya nefis ve şeytan müdahale eder çünkü. Etti mi seni ya yüzde elli şaşırtır ya yüzde yirmi şaşırtır ama şaşırtır. Onun için o verdiği nasihatin son noktası çok önemli. Resul-i Ekrem'e ermeden aşk muhabbet bağlarına giremezsin kardeşim. Efendimiz'e yoluna girmek için de o yolu bilen birine gitmen lazım. Biz niye evliyanın kapısındayız da bunun için. Yoksa aciz ve zayıf insanlarız. Fena makamına ermiş değiliz. Onun için nefs karışır şeytan karışır işin içerisine. Allah'ın Celle Celaluhu azametinin karşısında benliğini bitirmiş şeyhimize dönüyoruz. Kalbimizi ki he, şeytan ve nefis müdahale etmesin, edemesin. Evet şu an kulluk yapmak çölde kulluk yapmak kadar zor. Daha da zor hatta. Çöldeki kulun çünkü derdi nedir? Rabbim acaba suyumu gönderecek mi? <laughs> Yiyeceğiz mi burada açlıktan öleceğiz mi? Bu. Şimdi o haramlar. Kasırgalar, bataklıklar, her yer bataklık olmuş. Her yer çar çöple dolmuş. Her taraftan haram rüzgarları esiyor. Bunun içinde bir kulluk yapacak kul. Allah'a sığınır, ondan yardım dilerse iş kolaylaşır. Yoksa zor.